Bir tek görmek istiyorum ben. Nerede bu? Bihter Nihal'e laf sokuyor ha. Bebek gibi bebek. Bir bebek. Ya hocam şunun HD'si yok mu? Buyurun efendim. Nesin sen misin? Benim Adnan Bey. Ya Nesrin olduğunu anlamak bu kadar zor mu ya? Buyurun. Atölyedeyim. Cemile'ye söyle filtre kahven bitmiş. Getirsin buraya. Tamam efendim. Şimdi getiririz. Cemile getirsin. Peki. Aa, Revena ne münasebet. Cemile, koş. Adnan Bey'in kahvesi bitmiş atölyede. Hadi hadi. Kız bak baba götü tutuştu. Ben daha dün bir paket kahve koydum atölyeye. Görmedim acaba? Hadi bir bak da gel Beşir. Görmemiştir belki de. Özellikle Cemile getirsin dedi. Ne oldu Cemile? Aa, ne olacak, hiçbir şey olmadı canım. Bana bak. Baba, ters bir şey mi oldu yine? Oh. Bir anne ya. Çok fena. Çok fena bu Cemile. Unicorn Venus o dönem ama yok ki. O dönem filtre kahve falan bilen insan sayısı o kadar az ki. Yüksek lisans sadece İstanbul'da, Ulus'ta ya da Sarıyer'de biliyorlardı yani filtre kahve diye bir şey vardı. Ben bunlardan izleyip de öğrendiydim. Şu an bebek gibi bebek bebek. Böyle bir şey olabilir. Bu ne ya? Bu nedir ya? Şu Luke'a bak ya Rabbim. Babamla ne konuştular çok merak ettim. Ha, etmediğim, merak etmedi bir boktu. Çay ister misiniz Matmazel? Hayır Nihal, gel de şunları bitirelim. Kurabiye yapıldıysa çayla ne güzel olur. Laf öğrenecek ya aşağıdan, bak yöntemi de biliyor. Geliyorum şimdi. Nihal. Beyaz muz çorap giydiğini herkes gördü umarım. Ay bu arada çok cringe bir sahne var, biliyor musunuz siz o sahneyi? Bunun görüştüğü bir tane çocuk var Deniz diye. Bak Deniz diye bunun görüştüğü bir tane tip var. Onunla buluşmaya şeyle beraber gidiyor. Matmazel'le birlikte gidiyor. Alışveriş nasıl geçti? Herkesin hediyesini tamamladım sonunda. Hayırlı olsun vatana millete. Aman neyse. Behlül de hiç durmadı evde. Geldiği gibi gitti ne olduysa. Sorsaydın. Babam nerelerde? Bilmem. Atölyededir belki. Melake gibiydi. Bihter. Melake gibiydi kız. Zehir ettiniz her şeyi. Bana arkadaşım olacağınızı söylemiştiniz. Evet gayet iyi hatırlıyorum. Bu arkadaşlık sadece size Bihter diye bilmem ne sınırlı kaldı. Bak 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 bak, laf öğrenecek ya. Arkadaşlar arasında gizli saklı olmaz. Bak laf öğrenecek ya. Ama siz benden bir sürü şey saklıyorsunuz. Ne feransın sen. Seninle arkadaş olmayı, sana en yakın olmayı tabii ki çok istiyorum Nihal. Ama sana anlatabileceğim bir şey yok. Laf öğrenmek için yapıyor bunu. Gerçekten. Peki. Hadi muz çorap. Aşağıda dedikodu ara biraz da. Buraya seni niye çağırdığımı tahmin etmişsin. Biraz içiniz soğusun. Kahve için dedi Nesrin abla ama. Anladım. Bir de Adnan'ın salak yerine koy. Salak! Sen salaksın. Bak orada kahve var, gördün? Ha, gördün mü? Ne işiteceğini bil diye söylüyorum. Salak seni. Bir kendini akıllı zannediyor. Beşir dün koydum dediydi. Ha, öyle dediydi. Koymuş gerçekten. Ha. Görmediniz herhalde. Şimdi bekle. Adnan Bey de sana laf koyduydu onu. Otur. Emekçiye söyle gene de Cemile.
Bence emir vermeyelim. Bihter Hanım'ın ceplerini niye karıştırdın? Yetiyorsunuz Adnan Bey, vallahi ben. Otur dedim. Vallahi deme bari. Elimi ters de çarpacağım. Ben çarpmasam vallahi çarpacağım. Peki o kağıt parçasını nereden buldun? Hangi kağıt parçasını? Bugün eve geldiğimde sen bizim odadaydın. Kuru temizlemeye vermek için giysileri almaya gelmiştim Adnan Bey. Banyoya girerken fark etmedim. Çıktığımda bir kağıt vardı yerde. Yemin ederim neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Sorsan en Allah çıktı cebinedir. Nasıl yeminler ediyor vallahi diyor. Ne oldu hey? Yok bir durun şey, durun şahitse yolacak şimdi bunu. Bırak içiyorum o. Giysilerini silkeledim silkeledim aldım dolaptan. Ceplerini bile üstten kontrol ettim. Elimi bile sokmadım. Bir şey kaybolduysa benden bilmeyin. Yemin ederim ben bir şey almadım. Ne yaptın yine? Ne yaptın? Anne vallahi bir şey almadım ben. Ne eksik Adnan Bey? Eksilen kaybolan bir şey yok. Sakin ol. Niye hemen karışıyorsunuz Şahistan Hanım? Bir çıkın da azarlı sıra açacak. Yalancı ama pislik. Bundan sonra şöyle yapalım. Cemile en üst kattan sorumlu olsun. Bak sofra doğası etmemenin bedeli böyle çıkar. Orta kata giriş katına Nesin baksın. Yemek servisleri dışında orta katta bulunması gerekmiyor. Peki efendim. Cemile de böylelikle mutfağa... Bak ne oluyor biliyor musun şimdi? Peyker hastanede tam doğum yaptı. Bebeğin odası yerleştiriliyor. Peyker de kardeşini arıyor. Diyor ki... Behlül'ün diyor bana diyor bıraktığı notlar falan filan vardı diyor taşınan eşyaların içerisinde. Orada diyor bir türlü atamadım diyor. Yani diyor, unuttum da demiyor diyor ki atamadım kıyamadım bir anı olarak kalıyordu orada ama diyor. Eğer ki diyor Nihat görürse rahatsız olur atar mısın? Bihter de o notu alıyor ama atmak yerine cebine atıyor cebine koyuyor. Anne odaya annesi mi geliyor öyle bir şey oluyor. Bihter de cebine koyuyor ha. Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim insanı çılgınlıklara sürüklüyor. Behlül diye de not düşürmüş altına. Daha sonrasında bu da kuru temizlemeye eşya göndereceği zaman böyle cep karıştırıyor. Normalde cep karıştırmaz böyle ayıp. Ayıp! Şöyle bir dokunursun. Dokunursun hani işin raconu odur. Nereden biliyorsun diye sormayın. İşin raconu odur. Bu da bir bakıyor, açıyor notu okuyor. Altında Behlül yazıyor. Dur diyor ben notu buraya fırlatayım da Adnan Bey görsün. Patlıyor orada mesela. Daha daha çok yardımcı olur. Nasıl isterseniz. Ama Adnan Bey yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ya sus artık yalan söyleme daha. Gülebilirsiniz. Bugün şunu alacağım kafanda patlatacağım. Yürü. Bu arada Adnan Bey başta bak banyoya giriyor. Banyoya girerken yok. Anlat çabuk almayayım ayağımın altına. Ya ne olduğunu anlamadım ki anne bende. Bir kağıttan bahsetti. Bihter Hanım'ın cebinden sen mi aldın dedi. Vallahi elime bile sokmadım cebine anne. Ya her şeyi benden biliyorlar. Neden acaba? Bihter Hanım taktı bana taktı. Bak o istemiyor demek ki benim onların katına bakmamı. İyi ediyor. Allah'ım. Uzak dur sen de. Eğer orta katta görürsem seni bacaklarını kırarım. Aman çok meraklıydım. Anasından da kızından da kurtuldum daha iyi oldum. Pislik. Ya ama bak Cemile böyle bir tip. Cemile böyle bir tip. Ama bak günün sonunda kim azarı işitiyor. Dur dur. Muz çorap o ara aşırı modaydı. Hatta şeyler de çok modaydı bu arada. Siyah elbise giyip altına siyah kalın çorap falan giymek de çok modaydı. O dönem ince çoraplar değil muz çoraplar modaydı. Tabii ne? Bunun yüzünden. Dur bekle.